Sahabilerin büyüklerinden Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun elini tutmuş, onu sevdiğini ifade buyurduktan sonra "Ey Muaz, sakın ha namazların sonunda şu duayı unutmayasın, asla terk etmeyesin" diye ifade ettiği kısa ve önemli bir dua var. Buyurun o duayı beraberce öğrenmiş olalım. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabilere zaman zaman bazı özel dualar öğretmiş, onlar da bizlere öğretmişler. Bu duaları dil ile okumak önemlidir ama daha da önemli olan bu duaların manasını düşünmek ve vermek istediği mesajı algılamaktır. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh sahabilerin büyüklerinden, hatta özürlü bir sahabi olmasına rağmen Resulullah onu Yemen'e vali olarak tayin etmiş. Diyor ki Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim elimi tuttu. Dedi ki, "Vallahi inni le uhibbuke ya Muaz. Vallahi inni le uhibbuke ya Muaz." İki defa, "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum." dedi. Ne büyük mutluluk. Buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz. Hani bir hadisi şerif var ya, kim bir kardeşini Allah için seviyorsa, maddi bir çıkar için değil, ahlakından, kulluğundan dolayı seviyorsa, onu ona itiraf etsin, ilan etsin, ben seni Allah için seviyorum desin. Bakın Resulullah kendi söylediğini bizzat uygulamış. Diyor ki Hazreti Muaz elimi tuttu ve iki defa Allah'a yemin ederim ki seni seviyorum dedikten sonra, "La tede'anne fi duburi kulli salatin tequl." Ey Muaz, her namazın arkasında şu duayı asla terk etmeyesin. Neymiş bakalım? "Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik." Çok kolay ve kısa bir dua. Ne zaman okuyacakmışız? Namazların sonunda. Değerli kardeşlerim, Rabbena gfirli duasını okuduktan sonra okuyabiliriz. Orada, yani daha selam vermeden önce Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ve hadisi şeriflerde zikredilen dualar okunabilir. Burada da okuyabiliriz. Normal duamızı yaparken de okuyabiliriz. Çok kolay, tekrar ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Manası nedir? Allahümme, ey Allah'ım, e'inni, bana yardım et, ala zikrike, seni zikretmem konusunda, ve şükrike, sana şükretmem konusunda, ve husni ibadetike, ve sana karşı güzel ibadet etmem konusunda bana yardım et Allah'ım. Ne kadar önemli bir şey değil mi değerli kardeşlerim? Biz Rabbimize karşı şükür vazifesi yapıyoruz ama şükür kolay bir şey değildir. Şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanmaktır. Rabbimiz ve kalilun min ibadiye şekur. Kullarım içerisinde bana hakkıyla şükredenler azdır buyuruyor. O azlardan olabilmek için Allah'tan yardım istemeliyiz. 2. Allah'ı zikretmek. Rabbim vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Ey Müslümanlar, Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız, kurtuluşa eresiniz. Kolay bir iş değildir. Allah'ım, seni zikretmem konusunda bana yardım et. Zikir çok kolay bir şeydir. Dille la ilahe illallah diyeceksiniz. Estağfirullah diyeceksiniz. Bunu her zaman yapabiliriz ama şeytan uğraşıyor. İşte yardım isteyeceğiz. En sonki madde, güzel bir şekilde ibadet etmek. Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Rabbimiz buyuruyor ki ben sizi dünyaya getirdim. Hanginiz daha güzel ibadet ediyor bunu denemek için? Çok ibadet değil. Güzel, Allah'ımızın istediği şekilde ibadet etmek. Şartlarına riayet ederek ibadet etmek bu konuda zordur. Elimizden geleni yapacağız ama mutlaka Allah'tan yardım istemiş olacağız. Tekrar ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmem, sana şükretmem ve sana karşı güzel ibadet etmem konusunda bana yardım et. Bu duayı ne zaman okuyoruz? Namazların sonunda Efendimizin Hazreti Muaz'ı sevdiğini ve sevdiğine özel hediyesi olarak bu duayı Hazreti Muaz da bizimle paylaşmış. Ben de siz değerli kardeşlerimle paylaşmış oldum. Rabbim bu konuda hepimizi muvaffak eylesin.